Arkadaşlar merhaba. Gayri Resmi Hesaba tekrar hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra aramızda kalacak bir şeylerden bahsedeceğim. Hepimizin malum olduğu üzere sanat, hepimizin takip ettiği, desteklediği, toplumsal olayları ele alan, bunlarla ilgili hususlardan bahseden, örneğin çölleşme konusunda hususlara değinen, çevre kirliliğine değinen, ormanların yok olmasına değinen, bunun dışında kadına şiddet gibi hususlara değinen sanat toplumsal olayları ele aldığında bunlar hepsini biz destekler, tasvip eder, hatta zaman zaman bunlardan bir ışık alırız. Sizler de bildiğiniz gibi bugünlerde bir video yayınlandı. Uzun bir şarkı eşliğinde yayınlanan videoda işin açıkçası bir sanat eseri olarak bu videoyu göremiyoruz. Burada tamamen bir provokasyon, siyasi manipülasyon var. En başta biraz önce bahsettiğim herkesin hemfikir olduğu konular ele alıp toplumun bir kesimini ötekileştirmek, bu herkesin birleştiği konular üzerinden bir kişiyi, bir kurumu, bir partiyi hedef almak çok doğru değildir. Bu klipte biraz önce bahsettiğim herkesin hemfikir olduğu konular ön plana alınıp ne yazık ki bazı hususlar hiç değinilmeden geçilmiş. 1. Şiddetten bahsedilmesine rağmen bugüne kadar en büyük şiddeti yapan PKK terör örgütünden bir kelime dahi bahsedilmemiş. 2. Orman yangınları bir eleştiri konusu yapılmasına rağmen şu anda içinde bulunduğum şehir İzmir'de 5 ayrı noktada çıkan yangını PKK terör örgütü üstlenmesine rağmen PKK terör örgütünden bir kelime dahi bahsedilmemiş. 3. PKK'ya eleman devşiren, terör örgütü üyesi devşiren parti HDP'ye bir kelam eleştiri getirilmediği gibi bunda burada çocuklarını almaya çalışan annelere bir kelime destek de bulunulmamış. 4. Yine şiddetten bahsedildiği halde 15 Temmuz gecesi yüzlerce kardeşimizi şehit eden, binlerce kardeşimizi yaralayan FETÖ terör örgütünden bir kelime, bir saniye dahi eleştiri getirilmemiş. 5. Haksız yere tutuklanan gazetecilerden bahsedildiği halde bugün haksız yere tutuklanan bir tane gazeteci bize göstersinler. Bir gazeteci var, gazeteci kılığında, ajanlık yapan. O da şu anda yurt dışında. Tahliye olduğunda yurt dışına kaçmayacağını söyleyenler bugün hiçbir şekilde utanç göstergesinde dahi bulunmuyorlar. Bu klipte buna da değinme yok. Eğer klibi çeken arkadaşlar bir gün bizi ziyaret ederlerse, eğer adreslerini verirlerse ben de ziyaret etmek isterim. Onlarca haksız oldukları halde yazan, bizim hakkımızda bir takım yanlış, yalan haberler yazan onlarca gazeteci, onlarca da gazete gösterir. 6. Polis güpegündüz birini vurduğundan bahsediyorlar. Gösterebilir misiniz arkadaşlar? Bu polis ne zaman, nerede güpegündüz birini vurmuş? Bu videoda geçen sizin polisiniz, bizim polisimiz nedir, kimdir? Polisler konusunda ayrımcılık mı vardır? Benim bildiğim bir tane polis teşkilatı var. O da emniyet teşkilatıdır. 7. Sizce de batı ve kapitalist ülkelerde, kenar sertlerde, alt gelir gruplarının yaşadığı yerlerde insanların ortaya koymuş olduğu ötekileştirmeye dair bir video olmamış mı? Hani sanat diyorduk, edebiyat diyorduk. 8. Bu videoda öğretmen atamalarından bahsedilmiş. Öğretmen atamalarından bahsederken milletvekili tanıdığı olması, bir takım torpiller olmasından bahsedilmiş. Arkadaşlar, öğretmenlik fakültesini bitiren arkadaşlar da iyi bilirler ki öğretmenlik atamaları AK Parti iktidarından bu yana, yani 2001'den bu yana tamamen KPSS puanına göre yapılmaktadır. Bırakın öğretmen atamalarını, öğretmen olduktan sonra tayinler de hizmet puanına göre yapılmak, tamamen bilgisayar üzerinden şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Bu konuda milletvekili tanıdığı olacak da atama olacak gibi ifadeler bizim dönemimizi yansıtmaz. Bizden önceki dönemlerde yaşanan hadiselerdir. Bu kadar açık, bariz, sarih bir konuda, liyakat esaslı olan böyle bir konuda bu husustan bahsetmek ve bu ülkede yaşayan biri olarak bundan bahsetmek ve bunu da bir klip haline getirip eleştiri noktasına getirmeye çalışmak iyi niyetli bir çalışma değildir. Görüyorum ki bazı belediyeler, terör örgütüne mesafe koymayan siyasi partiler, FETÖ hesapları, PKK hesapları bu klibi alıp yayılması noktasında uğraş veriyorlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Milletimiz bugüne kadar bu tarzdaki provokasyonlara, siyasi hamlelere, siyasi operasyonlara toplum mühendislerine fırsat vermediği gibi bu video üzerinden oluşturulmaya çalışılan bu provokasyona da fırsat vermeyecektir. Bu ülkenin pırıl pırıl gençleri var. Geleceğe umutla bakan gençleri var. Bugün teknofestlerle, Ar-Ge merkezleriyle, teknoloji merkezleriyle teknolojimiz bir noktaya ulaşmışsa bu genç beyinlerimiz sayesindedir. Elbette sorunlarımız var. Bugün var,
dün vardı, gelecekte de olacak. Bunların hepsini birlikte çözeceğiz. Ama hiç kimseye faydası olmayan bu nefret diliyle bir yere varmamız mümkün değil arkadaşlar. Bu arada bu konuşmalarımız aramıza kalırsa sevinirim. Ben biliyorsunuz ara ara geliyorum buraya. Yorumlarınızı okuyorum. Bu videonun altına yorumlarınızı da yazarsanız onun üzerine iletişim kurarız. Kendinize iyi bakın. Ben bir ara yine uğrarım. İyi akşamlar, iyi günler.